Burası Kuzey Kıbrıs. Kimilerine göre cennet, kimilerine göre ise uzak durulması gereken bir yer. Hayat pahalı, geçim zor ancak ortamlar şahane. Yerel insanlardan çok dışarıdan gelen Rusların ve yabancı uyruklu zenginlerin keyif sürdüğü bir ada burası. Uluslararası çapta hiçbir ülke tarafından tanınmayan, sadece Türkiye tarafından tanınan, Türklerin gözetiminde olan bir yerdir Kuzey Kıbrıs. Aslında tanınmıyor olmasının bazı avantajları da yok değil. Çünkü bir devlet statüsüne girdiği takdirde dünya siyasetine doğrudan karışmak zorundalar. Bu da dışarıdan mültecilerin kabul edilmesi veya olası global krizlerde diğer ülkelere yardımlarda bulunulmasını gerektirir. Bundan dolayı Kıbrıs halkı dünya gündeminden uzak, güvenli bir yaşama sahipler. Zira buranın bir ada ülkesi olması onları sadece Güney Kıbrıs'la komşu yapıyor ve sınır güvenliği adına bir endişe içerisinde değiller. Kuzey Kıbrıs'ın sahip olduğu toprak alanı ise sadece 3355 km². Bu küçük bölge yaklaşık 400 bin kadar yerel insana da ev sahipliği yapıyor. Elbette yaklaşık 6 ayı bulan turist sezonunda Kuzey Kıbrıs nüfusu 1 milyonu rahatlıkla aşıyor. Adanın toplam yüzölçümünün 9251 km² olduğu düşünülürse, Kuzey Kıbrıs'ın ada genelinde kabaca 3'te 1'lik bir alana sahip olduğunu ifade edebiliriz. Bu tanınmayan ülkenin küçük bir yüzölçümüne sahip olması, oradaki asayişi de sorunsuz bir hale getiriyor. Adada suç işleme oranları bir hayli düşük. Çünkü suç işleyen bir insanın ülkeden karayoluyla başka coğrafyalara gidebilmesi imkansız olduğundan, insanlar burada düzgün ve kurallara uygun bir yaşam sürüyorlar. İnsanlar burada özellikle kış aylarında evlerini sıkıca kilitleme gereği duymadıkları gibi, benzer şekilde arabalarının kontağını kapatmaya gerek duymadan dükkanlardan alışveriş yapmaya çıkabiliyorlar. İklimsel açıdan zaten bir cennet olan Kıbrıs, bu anlamda Türkiye'deki Antalya gibi tatil cenneti yerlerin havasıyla benzerlikler taşır. Peki Kuzey Kıbrıs göç etmeye değer bir ülke mi, yoksa sadece oradaki yerel insanlara mı hitap ediyor? Elinizde bir birikiminiz olsa veya ülke değiştirmek isteseniz Kıbrıs'a göç etmek ve iş kurmak akıllıca bir hamle olabilir mi? Veya burası tatil yapıp dönülmesi gereken, gelecek vaat etmeyen bir ada parçası mı? Bu konuda bir bilgiye sahip olmasanız bile Kıbrıs'a gittiğinizde pek çok inşaat faaliyeti görürsünüz. Sürekli bir gayrimenkul veya bina inşaatı var. Sadece bu durum bile aslında Kıbrıs'a bir talep olduğunu ve müteahhitlerin boş durmadıklarını gösterir. Benzer şekilde marketler, dükkanlar dolu ve içeride sürekli bir müşteri sirkülasyonu var. İnsanlar burada Türk lirası kullanıyorlar. Fakat endişelenmenize gerek yok. Kıbrıslı esnaflar Euro ve Amerikan doları gibi dünya çapında geçerli para birimlerine de son derece sıcak bakıyorlar. Yerel halkın yüzlerine baktığınızda bir samimiyetsizlik göremiyorsunuz. Size doğal şekilde gülümsüyorlar, yüz hatları içten bir şekilde size tebessüm ediyor. Bunun bir sevgi göstergesi olduğunu içtenlikle hissedebiliyorsunuz. Kuzey Kıbrıs'ın başkenti ise Lefkoşa ve aslına bakarsanız Güney Kıbrıs ile aynı. Lefkoşa ikiye bölünmüş bir şehir ve bir tarafı Güney Kıbrıs'a aitken diğer kısmı Kuzey Kıbrıs halkına aittir. Bu anlamda dünyada başkenti ikiye bölünmüş ve iki farklı yönetim tarafından idare edilen tek yerdir Lefkoşa. Elbette Kıbrıs'ın tek can alıcı noktası burayla sınırlı değil. Ülke Lefkoşa'nın dışında Gazi Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele olmak üzere 5 farklı yerleşim yerinden yönetiliyor. Örneğin Gazi Mausa sadece turistik olmakla da yetinmeyen, aynı zamanda binlerce öğrencinin eğitim gördüğü bir yer. Buraya hem Türkiye'den hem de yabancı ülkelerden pek çok öğrenci geliyor ve bu güvenli ülkede eğitim alma şansı elde ediyorlar. Sadece Gazi Mausa'da bile 20 binden fazla üniversite öğrencisinin olduğu söyleniyor. Ayrıca bölgede Osmanlı döneminden kalma önemli eserler mevcut. Örneğin bu Lala Mustafa Paşa Camii Gazi Mausa'da bulunuyor ve bir katedral görünümü var. Osmanlı burayı fethetmeden önce bir katedral olan bu tarihsel eser, Osmanlı sonrası kiliseden camiye dönüştürüldü. Bu sebeple oraya gittiğinizde katedral görünümlü minareli bir camiyle karşılaşırsanız ilginizi çekebilir. Fakat insanların bu şehre gelmesindeki en önemli etken, oradaki hayalet şehir Maraş'ı görmek istemeleridir.
aynı zamanda şehrin önemli bir limana ve görsellik açısından iç ısıtan bir çarşıya sahip olması Kıbrıs'ın bu bölgesini bir hayli popüler hale getiriyor. Hatta bazı sokaklar var ki oradaki ahşap ve taştan yapıları gördüğünüzde şahit olduğunuz manzara karşısında kimsenin bilmediği ve bulamadığı bir şey keşfetmiş hissine kapılıyorsunuz ve sonrasında fotoğraf çekilmek veya çekmek istiyorsunuz. Ülkenin bu uluslararası etkileşim yoğunluğundan ötürü İngilizce konuşabilme potansiyelleri de bir o kadar yüksek. Buraya İngilizce bilen biri olarak gelirseniz, yerel halkla kolaylıkla iletişim kurabilirsiniz. Sokak tabelaları Türkçe olmasına karşın, insanlar bir soru sorduğunuzda veya onlarla tanışmak istediğinizde size kesinlikle olumlu dönüşler yapacaklardır. Kuzey Kıbrıs halkı genel manadan nazik ve sokaktaki insanı sahiplenen bir yapıdalar. Mesela dünyanın çoğu yerinde sokaklarda yatan aç ve evsiz insanlar görürsünüz. Ancak Kıbrıs'ta göremezsiniz. İnsanlar bir şekilde size yardım eli uzatıyorlar ve sizi aç bırakmıyorlar. Bu durumun şöyle bir sebebi de var. Kıbrıs'ta dilenciler ve dilenmek yasalar gereği de yasaktır. Sokaklarda ufak çapta bir şeyler satabilirsiniz. Buna müsaade var ancak karşılıksız olarak para istemeyi alışkanlık haline getirirseniz sizi şikayet edebilirler. Fakat şu bir gerçek, sıcak iklim bölgelerinde yaşayan insanların daha pozitif ve hayat enerjisi yüksek olduğunu kesinlikle öngörebilirsiniz. Özellikle onların kültürüne uyum sağlarsanız sizi daha hızlı şekilde benimsiyorlar. Mesela bir Kıbrıslının evine misafir olursanız, kendi elleriyle yaptığı şeyleri sevmiyor olsanız bile tadına mutlaka bakmalısınız. Şayet ikram edilen bir şeyin tadına bakmazsanız aşırı derecede alınganlık gösteriyorlar. Kıbrıs'taki başka bir dikkat etmeniz gereken husus ise ambulanslara mutlaka yol vermelisiniz. Yaşadığınız ülkede böyle bir kural olmayabilir. Ancak hem Türkiye'de hem de Kıbrıs'ta ambulansların trafikte mutlaka yoluna devam etmesi ve zaman kaybetmemesi gerekiyor. Eğer araç sürerken onlara yol açmazsanız bu durum ehliyetinizi kaybetmenize bile sebep olabilir. Diğer yandan yerel pazarlara uğrarsanız Kıbrıslılarla alışveriş esnasında bolca sohbet etme imkanı bulabilirsiniz. Ayrıca erkekseniz ve erkeklerden oluşan bir çevreye ihtiyacınız varsa kahvehanelerce onlara bolca rastlayabilirsiniz. Kıbrıslı yetişkin insanlar genel bir Türk kültürüne göre yaşıyorlar. Boş zamanlarında kıraathanelerde bolca çay içerler ve sürekli bir sohbet döndürürler. Buralar bolca sigaranın içildiği, tavla oynanarak zaman geçirilen yerler. Türkler genellikle bireysel yaşam tarzı sürmezler. Beraber topluluk halinde yemeği içmeyi, gezmeyi, oyun oynamayı seven bir millet yapıları var. Kadınların bu mekanlara girmesi yasak değil. Ancak bu alanlar daha çok erkeklerle özdeşleşmiş olan ve onların hobi alanı olarak görülen bir yer imajına kavuşmuş. Bu durum Türk kültüründe nesillerdir bu şekildedir. Fakat Kıbrıs'ta daha genç yaşta olan erkekler, orta ve yaşlı kesimde dolup taşan kıraathanelere uğramaktansa daha çok kafelerde vakit geçirirler. İnsanlar buraya geliyorlar, ya iş hakkında konuşuyorlar ya da birbirleri hakkında dedikodu yapıyorlar. Zira Kıbrıs küçük bir yer ve herkes herkesi tanıdığından insanlar kim kimle ne yapmış ne etmiş çok meraklılar. Ek olarak siyaset konuşmayı gerçekten çok severler. Burada siyasetle sadece orta ve yaşlı kesim değil, 18 yaşındaki gençler bile yakından ilgileniyorlar ve ülkedeki her gelişmenin takipçisi oluyorlar. Kafeler konsept anlamında daha yenilikçi, daha sosyal ve karşı cinsle daha rahat görüşülebilen yerler. Zaten dünya genelinde de kafeler bunun için var. Bugün Kuzey Kıbrıs'ta halkın %35'lik kadarı çok zengin bir ekonomik güce sahipken %50'si orta seviye bir yaşam sürüyor. Bundan dolayı adada bolca ultra lüks araç görebilirsiniz. Kıbrıs'ta halkın sadece %10-15'lik kadarı bir geçim sıkıntısı içerisindedir ve onlar da sistemin yürümesini sağlayan adanın altyapısıyla alakalı mesleklerde çalışırlar. Tesisatçılar, servis ve minibüs şoförleri buna örnek verilebilir. Adadaki Türk erkekler kahvehanelerde oturmak haricinde kendilerine belli uğraşlar edinirler. Örneğin sezonun bitmeye başladığı bu sonbahar ve kış aylarında daha sakin bir duruşa sahipler. Sokaktaki erkekleri biraz incelediğinizde sakin görünüyorlar ve hayatı yavaş yaşadıklarına dair bir izlenim veriyorlar.
Bazıları ise biten sezon sonrası dükkanlarının çatılarını onarıyor ve işletmelerini tadilata sokmaya başlamış durumdalar. Türkler için yılın Kasım ve Aralık zamanları kışın habercisi ve soğuk zamanlar olarak algılanabiliyor. Fakat adadaki yabancı uyruklu yerleşimciler yılın bu zamanları bile hala şortla ve üstü açık şekilde geziniyorlar. Plajlarda yürüyüşlere çıkıyorlar ve hatta denize giriyorlar. Şunu da belirtmek gerekirse Kuzey Kıbrıs'ta kimisi kendine Kıbrıslıyım diyor, kimisi Kıbrıs Türküyüm diyor. Ayrıca çarşı pazarda hayatın akışı normal görünse de trafikte çılgınca araba kullananlar oluyor. Sanırım trafikteki bu alışkanlık Türkiye'den Kıbrıs'a geçmiş durumda. Kuzey Kıbrıs'ta insanlar trafikte çok acelecidirler, kornaya sık sık basmaktan çekinmezler ve daha kötüsü çoğu zaman sinyal vermeden dönüşler yapıyorlar. Yani oraya yeni giden acemi bir sürücüyseniz Kuzey Kıbrıs trafiğine alışmanız en az bir yılınızı alabilir. Benzer şekilde yaya bile olsanız karşıdan karşıya geçerken yolun tamamen boş olduğuna emin olmalısınız. Gelin Kıbrıslı kadınlar için de bir şeyler söyleyelim. Mesela sizin bakımına özen gösteren ve Kıbrıs'a giden bir kadın turisti olduğunuzu düşünelim. Kıbrıs'ta herhangi bir kadın kuaförüne girdiğinizde en iyi şekilde hizmet alabiliyorsunuz. Buraya özellikle büyük bir Rus ve Ukraynalı akını var ve bu insanların çok fazla bakımlı olması Kıbrıs'taki kuaför ve güzellik sektöründeki hizmet kalitesini de zirvelere çıkarmış. Zaten şehir merkezlerindeki kadınlara baktığınızda her birinin son derece bakımlı ve alımlı kimseler olduğunu görebiliyorsunuz. Bunların yanı sıra Kıbrıs'ta kumarhaneler yasal bir şekilde hizmet veriyor ve Türkiye'dekinin aksine yasak değil. Devlet bu kumarhanelerden vergi alıyor ve aynı zamanda kumar tutkunları Kuzey Kıbrıs'a gelerek oranın ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Bazı otellerin kasino hizmetleri de var ve bunu tabelalarda görebilirsiniz. Ülkedeki kumarhaneler yıl boyunca dolu ve sadece yaz sezonuna özgü değiller. Ayrıca ülkede bazı gece kulüpleri ve restoranlar genel ev hizmeti de veriyor. Bu işletmelerin web sitelerine göz atarsanız oraya eğlenmeye gittiğinizde kataloglarından kendinize kadın veya erkek arkadaş seçebiliyorsunuz. Aslında birer gece kulübü bunlar. Ancak kumarhane başta olmak üzere geniş bir alana yayılmış durumdalar. Kıbrıs'ta bazı mekanlarda dünyanın hiçbir yerinde kolayca göremeyeceğiniz bir olay daha var ki bazı gece kulüpleri yanınızda kız arkadaşınız yoksa içeriye sizi almıyorlar. Bu duruma Türkiye'de de sıkça rastlarsınız ve bir Avrupalı, Amerikalı için böyle kurallar son derece gülünç olabiliyor. Kuzey Kıbrıs'ta adanın kuzey bölümünde Girne adlı bir şehir var. Konum itibariyle özel bir yerde olduğunuzu size hissettiriyor ve orayı gördüğünüzde vay be diyorsunuz. Girne'de Esentepe adlı bu yer sadece ada genelinde değil, dünyada bile eşine çok az rastlayabileceğiniz bir alan içerisinde barındırıyor. Dağlardan denize doğru uzanan ve denizle dağlar arasında sakin, huzurlu, müstakil evler barındıran bir yer hayal edin. Canınız yürümek ve temiz bir hava almak istiyorsa dağlar hemen yanı başınızda duruyor. Hem dağ manzarası olsun, temiz havası olan bir ortam olsun hem de deniz manzarası eşliğinde dalgaların sesini mi duymak istiyorsunuz? İşte orası Esentepe dostlarım. Belki ideal yaşamın anlamı sizin için deniz, doğa ve sakinlik üçlüsü olmayabilir. Fakat burası Kıbrıs'ta yaşayan bu insanlar tarafından kendilerini en özgür hissettikleri güvenli bir lokasyon olarak tanımlanıyor. Bu insanların hepsi birbirlerini tanıyorlar ve bölge sakin bir imaja sahip olduğundan birbirleriyle dayanışma halindeler ve komşuluk ilişkileri kurmuşlar. Pek çoğu Türk değil ve Avrupalı kimselerden oluşuyor. Sanırım bunun sebebi Kıbrıs'taki gayrimenkul piyasasıyla alakalı olabilir. Mesela Kuzey Kıbrıs'ta müstakil ev satışı yapan bir gayrimenkul sitesini incelediğinizde, iyi seviyedeki lüks evlerin fiyatlarının aşağı yukarı 200 bin ile 500 bin İngiliz sterlini arasında olduğunu görebilirsiniz. Yani Kıbrıs'ta güzel bir villa almak isterseniz, ortalama 300 bin Amerikan doları gibi yüksek tutarları gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu tutarlar sadece Türkler için değil, Avrupalı ve Amerikalı zengin göçmenler için bile gerçekten pahalı. Fakat illa villa tarzı müstakil ev tutmak zorunda değilsiniz. Kuzey Kıbrıs şu günlerde bolca apartmanın yapıldığı bir yer ve orada bir daire sahibi olarak da ülkenin tadını çıkartabilirsiniz.
Zaten çoğu daire bir site konseptinde yapılıyor ve her sitede büyük bir havuz, genişçe oyun parkları ve yürüyüş alanları inşa ediliyor. Karşıdan bakarsanız dairelerin durumu ve apartmanların tasarımı gerçekten güzel duruyor ve modern bir havası var. Bu dairelerin fiyatları ise ortalama 150 bin dolar kadar. Sizi bilemem ama param olsa ben burada gönül rahatlığıyla otururum dostlarım. Kuzey Kıbrıs elbette bu kadarıyla sınırlı bir yer değil. Ülke küçük bir yüz ölçümüne sahip olmasına rağmen daha değinilmesi ve anlatılması gereken onlarca detaya sahip. Geçen videoda Kuzey Kıbrıs'la alakalı bir içerik sunduk. En son Girne'den bahsediyorduk ve oradaki mükemmel konutlardan ve manzaralardan bahsettik. Girne gerçekten de Kuzey Kıbrıs için en stratejik ve en gelişmiş şehirlerden bir tanesi. Orayı çok fazla turist ziyaret ettiği gibi kalıcı olarak yerleşmek isteyenlerin de ilk tercihleri arasında yer alan bir yer. Çünkü bu bölge tam anlamıyla şehirleşebilmeyi başarmış ve oturaklı bir yapıya sahip. Restoranlar, kafeler, ticari işletmeler, kurumsal işler gibi şehir hayatına dair daha birçok olanak barındırıyor Girne. Bunların yanı sıra Kuzey Kıbrıs'ta çok ama çok dikkat çeken bir durum daha var. Orada sadece Ukrayna'dan değil, Pakistan'dan, Sri Lanka'dan, İran'dan ve çeşitli Afrika ülkelerinden de pek çok göçmen göreceksiniz. Bu durumun üzerine gittik ve oradaki bu göçmen bolluğunun sebebini anlamaya çalıştık. Zira adaya gelen bazı milletlerin insanlarının oradaki yerel kültürle hiçbir alakası yok ve sadece yaz sezonunda çalışmak üzere değil, normal zamanlarda da Kuzey Kıbrıs'ta kalıcı olmaya dair niyetleri var. Esasen bu insanların bir kısmı Kuzey Kıbrıs'a üniversite eğitimi almak için geliyorlar ve diğer kısmı da Kuzey Kıbrıs'taki inşaat faaliyetlerinde ucuz işçilik gücü görüyorlar. Örneğin Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a getirilen işçiler çok daha fazla maaşlar talep ediyorlar. Hal böyle olunca inşaat firmaları daha ucuz iş yaptırabilecekleri Güney Asya ülkelerinden kimseleri çalıştırmaya daha sıcak bakıyorlar. Bu göçmenlerin içlerinden bazıları ise Kuzey Kıbrıs'ta kripto para işiyle uğraşıyor. Çünkü kripto borsası Kuzey Kıbrıs'ta son derece etkin bir sektör ve bununla alakalı pek çok firma aktif şekilde faaliyet gösteriyor. Mesela ülkede her şeyde paranın sözü geçtiğinden eğitim sektöründe de benzer bir işleyiş var. Yurt dışından varlıklı bir insanın çocuğu gerçekten başarısız bir öğrenci ise çocuğunu Kuzey Kıbrıs'taki üniversitelere kayıt ettiriyor, sonrasında burada çocuğunu kolaylıkla iyi bir bölümde okutabiliyor. İsterse 10 yıl bölümden mezun olmasın, para akışını devam ettirdiğiniz sürece üniversiteden atılma gibi durumları pek göremezsiniz. Kuzey Kıbrıs'ta özel üniversitelerin yıllık ücretleri aşağı yukarı 15 ile 20 bin euro arasında değişiyor. Bu tutarlar dünya çapında euro ve dolar kazanan biri için gerçekten de iyi görünüyor. Kuzey Kıbrıs'ın kendi halkından bu üniversitelere fazla talep olmuyor. Çünkü onların parasıyla yıllık 500 bin Türk lirasına denk geliyor. Bu da onlar için oldukça masraflı bir yatırım. Netice itibariyle eğitim sektörü Kuzey Kıbrıs'ta parayla kolay diploma isteyen ve deniz güneş keyfi yapmak isteyen gençler için başlıca tercihlerdendir. Bu nedenle gazino otel turizminden sonra Kuzey Kıbrıs'a en çok döviz sokan sektörlerin başında ilkokul, lise ve üniversitelerdeki paralı eğitim sektörü gelmektedir. Diğer yandan Kuzey Kıbrıs'ta hayatın içinde yerleşmiş bir toplu taşıma sistemi göremezsiniz. Burada yaşamak isteyen bir insanın mutlaka bir motosiklet veya araba edinmesi gerekiyor. Adanın yüz ölçümü son derece küçük olduğundan, toplu taşıma sisteminin gelişmiş olduğundan elbette bahsedemeyiz. Yine benzer şekilde bu ülkede bir emlakçıdan ev veya dükkan kiralarsanız, kiralarınızı yerel para birimi olan Türk lirasıyla değil, euro, İngiliz sterlini veya döviz cinsinden ödemeniz gerektiğini de mutlaka belirtmek gerekir. İnsanlar burada elektrik ihtiyaçlarını da kart dolumuyla gidermekteler. Yani sınırsız şekilde kullanıp eve fatura gönderme olayı diğer ülkelerin aksine burada yaygın değil. Size verilen karta yükleme yaparak bu hizmetlerden faydalanıyorsunuz.
Kuzey Kıbrıs'ta yerel insanlarla alakalı garipsenecek bir zihniyet ayrılığı da mevcut. Kıbrıslı insanlar her ne kadar Türkiye çatısı altında bir yaşam sürseler de herkesin bundan memnun olduğunu söyleyemeyiz. Ada halkı, adadaki aksaklıkları ve ekonomik sorunların pek çoğunu Türkiye'ye bağlı bir yaşam sürmelerine bağlıyor ve gerekçe olarak size sunuyor. Onlar kalkınmış bir Kıbrıs hayatı için daha çok Güney Kıbrıs halkına imreniyorlar ve onları örnek alıyorlar. Türkiye'ye bağlı kalmak Kuzey Kıbrıslılar için bir zaman kaybı olarak görülebiliyor. Zira Türkiye bir Avrupa Birliği ülkesi değil ve sınırlarında sürekli terör ve mülteci olayları yaşanıyor. Hal böyle olunca Türkiye hızlı bir kalkınma süreci geçiremediği gibi Kuzey Kıbrıs'ta yeterince güçlü, refah bir ada haline gelemiyor. Bu sebeple siz Türkseniz ve Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a yerleşmeye giderseniz sizi ilk seferde fazla sıcak karşılamayabilirler. Çünkü adada zaten iş imkanları sezonluk olduğundan kalıcı iş sektörlerinde Türk rakipler istemiyorlar. Bunun yanı sıra az önce de belirttiğim Türkiye'ye karşı bir antipati durumu var. Zaten orada Türkçe konuşan her insan kendini Türk olarak görüyor gibi bir durum söz konusu değil. İnsanlar kendilerine çoğunlukla Kıbrıslıyım diyorlar ve Kıbrıs Türküyüm cümlesini çoğu zaman işitmeyebilirsiniz. Hatta Kuzey Kıbrıs siyasetinde halkın bir kısmı Güney Kıbrıs'la birleşmeye de son derece sıcak bakıyor ve adanın tek bir çatı altında yönetilmesini de ciddi şekilde konuşuyorlar. Bu konuşmaları kahvehanelerde yetişkin insanların ağızlarından duyabilmeniz mümkün olabiliyor. Onlar milliyetçi bir bakış açısından çok daha rahat, refah dolu bir yaşam kültürünü benimsemişler ve bu anlamda Güney Kıbrıs'la birleşmek, onlar gibi euro kullanmak ve Avrupa Birliği'nden destekler almaya sıcak bakıyorlar. Elbette bu, adadaki herkes için geçerli değil. Bildiğiniz üzere Güney Kıbrıs bir Avrupa Birliği ülkesi ve bu sebeple ekonomik kaygılar gözetmeden Kuzey Kıbrıs halkına kıyasla çok daha rahat, konforlu bir yaşama sahipler. Bundan dolayıdır ki Kuzey Kıbrıs'ta tanımadığınız insanlarla siyaset konularına girmemenizi öneririm. Çünkü karşınızdaki kişi sizin siyasi görüşlerinizin tam zıttı bir karakterde çıkabiliyor ve kimin nasıl bir bakış açısına sahip olduğunu kestiremeyebiliyorsunuz. Orada uzun süreli kalma planları yapan ve çevreye ihtiyacı olan bir insan adanın siyaseti hakkında keskin görüşler sunmamalıdır. Ancak bana kalırsa bu ada sakinleri belki de hiçbir zaman tek bir ülke çatısı altında yönetilmeyecek gibi görünüyor. Bugün Kuzey Kıbrıs, Türk Barış Kuvvetleri ve NATO tarafından korunuyor ve güvenliği sağlanıyor. Türk Barış Kuvvetleri ise gücünü elbette Türkiye'den alıyor ve personel ihtiyacı çoğunlukla Türkiye'den karşılanıyor. Örneğin Türkiye'de askerlik yaşı gelmiş bir erkek, askerlik görevini yapmak üzere Kuzey Kıbrıs'a gönderilebiliyor ve orada görev yapabiliyor. Bugün Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'taki mevcut askeri gücünün en az 40 bin aktif personelden oluştuğu söyleniyor. Bu personellerin üniformalarında Türkiye bayraklarını görebilirsiniz. Mesela az önce belirttiğimiz sınırlı elektrik kullanımı onlar için büyük bir problem ve elektriği pahalıya tüketmekten yakınıyorlar. Bir de siz rahatınıza düşkün bir insansanız, 2024 yılında hala daha temel ihtiyaçlar için karta para yükleyerek kullanma gibi zahmetlere bulaşmak istemeyebilirsiniz. Su ile alakalıysa hatırlayın, 2014'lü yıllarda ülkede bir su krizi de yaşanmıştı. Kuzey Kıbrıslı insanlar temiz suya ulaşmakta zorluklar yaşıyorlardı. Sonrasında adaya geniş çaplı borular döşenmeye başlandı ve bu borulardan temiz su geçişini sağladılar. Bugün Kuzey Kıbrıs'ın su ile alakalı bir problemi kalmadı ve adadakiler rahatlıkla temiz suya ulaşabiliyorlar. Ayrıca siz Türkiye dışından gelen biriyseniz ve Türklerle alakası olmayan Kuzey Kıbrıs'ta iş kurmak isteyen biriyseniz oraya gittiğinizde mutlaka birilerine komisyonlar ödemeniz gerekiyor. Mesela bir Türk bankasında hesap açabilmeniz için oturum izni almanız gerekli. Oturum izni alabilmeniz içinse bir takım şirketler var ve onlardan danışmanlık hizmeti almanız gerekiyor. Bu şirketler sizin adınıza kefil oluyorlar ve size Kuzey Kıbrıs'ın kapılarını açıyorlar. Çünkü oturum izni almadan Kuzey Kıbrıs'ta iş kurabilmeniz imkansız ve ister istemez yerel halktan güvenilir birilerini bulup onlardan ücretli destekler almanız gerekiyor. Kuzey Kıbrıs'ta iş durumlarının haricinde maalesef ki kalabalık yaz sezonları boyunca büyük bir çöp sorunu oluyor.
adanın kapasitesinden kat kat fazla insan buraya bir anda akın ediyor ve sonrasında adadan ayrıldıklarında koca bir çöp yığınını adaya bırakmış oluyorlar. Özellikle tenha ara sokaklarda yerlerde yerli yersiz çöpler görebilmek, böylesine güzel bir iklime sahip ada için son derece üzücü olabiliyor. Belki de yere çöp atma konusunda katı yasalar çıkarılmalı ve adayı kirletenler bir şekilde cezalara maruz kalmalıdır. Kuzey Kıbrıs'taki süpermarketlerdeki fiyatlarsa Türk lirası bazında yüksek bir birime sahip ancak dolar-euro bazında ortalama her ürünün kilogram fiyatı 1,5 ile 2 euro civarında değişiyor. Bugün 2 euronun 60 Türk lirası olduğunu düşünürsek süpermarketlerdeki hemen her ürünün 60 liranın aşağısında bir fiyatta olduğunu görebilirsiniz. Genel manada ülkedeki marketlerde ürün sorunu yok gibi görünüyor. Marketler tıka basa taze ürünlerle dolu, sadece alım gücü anlamında size hitap edip etmediğine karar vermelisiniz. Örneğin iki kişilik bir çiftin ev için haftalık süpermarket masrafı aşağı yukarı 150 euro ile 200 euro arasında değişiyor. 200 euroluk haftalık bir süpermarket masrafı gördüğünüzde etinizden balığınıza, meyvenizden içeceklerinize kadar rahat bir alışveriş yapabiliyorsunuz. İşin güzel yanı Kuzey Kıbrıs kripto parada gelişmiş olduğundan nakit döviz taşımak zorunda değilsiniz ve pek çok alışveriş merkezi kripto parayla ödeme kabul ediyor. İki kişi için yaşam maliyetlerini toparlayacak olursak, aylık 3000 dolar ile Kuzey Kıbrıs'ta Girne gibi merkezi şehirlerde ev kiralayarak yaşamanız ve geçinmeniz gayet mümkün. Ama siz trafikle ve yoğun bir yaşamla uğraşmak istemiyorsanız, ülkenin en uç noktalarından biri olan İskele'de yaşamalısınız. İskele belki de adanın en sakin bölgesi. Orada sadece deniz sesi, butik oteller ve acelesi olmayan insanlar görürsünüz. Özellikle müstakil ev villa sahipleri Kıbrıs'ta daha çok İskele tarafına yatırımlarını yaparlar. Çünkü villa demek özel bir yaşam alanı demek. Bunu da insanlar adanın en sakin bölgesinde yaşamayı tercih ediyorlar. Fakat siz Kuzey Kıbrıs'taki İskele bölgesine sadece turizm amacıyla gidecekseniz 5 yıldızlı otellerde tatil yapmak dışında pek özel bir faaliyet bulamayabilirsiniz. İskele'ye giden bir turistin gerçekten ilgisini çekebilecek bir şey Salamis Antik Kenti'ne gitmek olabilir. Buraya tepeden bir bakış attığımızda orijinalliğini koruyan ve merak uyandıran bir yapısı var. Hatta Kıbrıslılar Kıbrıs Adası'ndaki ilk medeni yaşam kökeninin Salamis Antik Kenti'nden geldiğine inanırlar ve Kıbrıs'ın asıl tarihi olarak Salamis Antik Kenti'ni referans alırlar. Bu kentin M.Ö. 12. yüzyıl dolaylarında kurulduğuna dair görüşler var. Yani 3000 yıldan daha fazla bir süre önce burada bir yaşam vardı ve insanlar bu antik kentteki yapıları inşa ettiler. Zamanla depremler, tsunamiler ve adaya yapılan fetihler bu antik kentin sonunun gelmesine sebep oldu. Bugün orada taşların üzerindeki harfler hala okunabiliyor ve bu yapıtlar bir zamanlar burada Romalıların büyük izler bıraktığını gösteriyor. Zaten antik kentteki sütunlar klasik Roma mimarisini de andıran bir yapıya sahip. Sonuç itibariyle Kıbrıs'ın tarihine meraklıysanız bu adayı araştırmaya bu kent üzerinden başlayabilirsiniz. Evet, İskele Girne'ye göre daha sakin ve kırsal bir yaşam imkanı sunuyor. Ancak sizin kronik bir rahatsızlığınız varsa Girne gibi yerler daha mantıklı bir seçim olacaktır. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ın en gelişmiş klinikleri Girne, Gazi Mausa ve Lefkoşa'da bulunuyor. Sağlık sektöründe de para önemli bir yere sahip ve özel kliniklerde çok kaliteli hizmetler alabiliyorsunuz. Elbette Kuzey Kıbrıs Devleti'ne ait sağlık kuruluşları da var ve bir oturma izniniz olduğu takdirde özel sağlık kuruluşlarından çok daha ucuz şekilde hastalıklarınıza çare arayabilirsiniz. Tabii devlet kuruluşlarında sıra bekleme gibi dertleriniz oluyor ve sağlığınızla alakalı tahlil sonuçları için günlerce beklemeniz gerekebiliyor. Bunların haricinde geçen videoda hayalet şehir Maraş'tan detaylıca bahsedemedik. Burası aslında 1970'lere kadar dünyanın Las Vegas'ı ve Dubai'siydi. İngiltere kraliyet ailesinden tutun da herkesin çok iyi tanıdığı dünyaca ünlü sanatçılar bile Kuzey Kıbrıs'a tatil için gelirlerdi. Sonrasındaysa Maraş adı verilen bu alan bir hayalet şehre dönüştü. Mesela burası o çok popüler Toyota mağazası. Etrafındaysa çeşitli hediyelik eşya dükkanları ve ünlü markaların mağazaları var. Şehir o kadar uzun süre erişime kapatıldı ki şimdilerde kıyamet sonrası çorak toprakları andırıyor. Turistler buralara bisikletli turlarla geliyorlar, fotoğraflar çekiyorlar ve mimarilerden anlamlar çıkarmaya çalışıyorlar.
Bundan yıllar önce Türkler ve Rumlar arasındaki anlaşmazlıklar siyasi ve askeri krizlere yol açtı. Tarihler 1974'ü gösteriyordu. Bölgeye pek çok askeri operasyon düzenlendi ve Türklerle Rumlar büyük çapta problemler yaşadılar. Sonrasında çatışmalar sona erdi fakat Türkiye'nin birçok uluslararası girişimine rağmen Maraş konusunda uzlaşma sağlanamayınca şehir kapatıldı. Maraş'taki halk gerek Kıbrıs Adası'nın gerekse dünyanın farklı bölgelerine gönderildiler. Mağaza zincirleri de teker teker adayı bırakıp gittiler. Gelecekte Maraş şehri tekrardan yatırımlar alıp yerleşimlere açılır mı bilinmez ancak şimdilik tamamen bir turistik lokasyon durumunda ve bir nevi açık hava müzesi gibi bir işleve sahip. Kuzey Kıbrıs'la alakalı şimdilik anlatılabilecek çoğu şeye değindik ve iki videoda bunu tamamladık. Bundan sonraki durağımız Güney Kıbrıs olabilir ve Güney Kıbrıs'ı derin bir analiz altına alabiliriz. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa beğenebilir ve kanala abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.